Sonra da binalarda zaten o günden bu tarafa aletsel okuma yapıyoruz her gün. Şu an milim oynama yok binalarda. Günlük olarak takip ediyoruz. Bir sıkıntısı yok. Gün gören formasyonu değil. Evet, o formasyonda burası. Boşluk. Evet. Genel olan bir şey. Önce bakırsınız. Gün gören formasyon diye bir tanım var. Bu tanımdan dolayı gün gören geçiyor. Vekilim, karşıdan gelen bir damat geçelim. Kolay gelsin. Eyvallah size. Ortadaki vatandaşlar arıyor ki şimdi bize söz ver. Şu an bakın, oluşmuş, tespit edilmiş bir şey yok. Dediğim gibi günlük bir şey yapıyoruz. Okuma yapıyoruz binalarda. O günler bir tarafa milim oynamak yok yani. Bırakın artık bir şeyi. Kapılara kadar zannetmiyor. Kapılara kadar yol açtı bu tarafa şehirli bir şey. Kaç bodum dedin? 3 bodum. Burada 3 bodum. Otopark olduğu için 3 bodum. Onun şey yok. Yaşam yok. Şey şu, biz şu an tedbiri cuma gününe kadar aldıktan sonra binalarla ilişkin tutup binalara gelince eskisinden bir şey oldu. Yani önce kazı yapacaksınız. Kazı yapacağız. Başlık girişinde bitiriyoruz. Ondan sonra binaları gezeceğiz. Binalarda şu an binalar boş. Şu an iki yatan boşalttık. Evet. Biz tam boşalttık. Peki vatandaşlar. Şu an vatandaşların gideceği yer olanlar gitmeyeceğiz. Geri kalanlar şu an misafir. Buraya evlerine girene kadar da misafirliklerine devam edelim. Başkanım buyurun. Peki. Burada Yahya Kemal'da da olduk ya. Hani böyle bir şuna dolayısıyla arkadaki binalar da sıkıntı olunca Devlet Şehir Bakanlığı bütün bölgeyi dönüşüm alanına evet. Ve orada onlar da yıkıldı. Biliyorsunuz. Evet. Ama şey, cuma günü mü şey biter? Tabii cuma. Başlık girişi ne zaman? Başlık girişi cuma günü bitmiş. Sonra haftaya ne zaman boşaltılır? Boşaltılması şu. Ankaraj olduğu için zaten kademe kademe boşaltacağız. Tamam. Bir kademe boşaltacağız, ankarajı yapacağız. Bir kademe boşaltacağız, diğer ankarajı yapacağız. Ondan sonra, da binalarda temel koduna indikten sonra da diğer inşa yapacağız. Yani o söylediği arkadaşlarımızın söylediği ancak burası sağlamlaştırılıp bırakıldıktan sonra eğer binalardan olası bir zarar varsa o zaman başkanım vatandaşın tepkisi biraz daha farklı. Şöyle bir şey var yani burada şu an yıkılan bina yok. Hasar aldığına dönük olarak tespitli bir bina yok. Şu an binalar ihtiyaten fustan tahliyeli. Biz
tedbirimizi aldığımızı düşündüğümüz ki o tedbir dediğimiz şeyde başlık kirişinin bittiği saattir. O saatten sonra biz binaları tek tek gezerek, tek tek gezdikten sonra binada yapısal bir problem görmediğimiz zaman onlara diyeceğiz ki buyurun oturabilirsiniz. Yapısal bir sıkıntı da görürsek bu sefer daha detay bir incelemeye gideceğiz. Daha aletsel incelemeleri yapacağız. O aletsel incelemelerden sonra da değerlendirmemiz ona göre olacak. Neyin sebebiyet verdiğini de bu arada değerlendirmiş olacak. Ona göre süreci ondan sonra yürüteceğiz. Yani şu an vatandaş bilginiz olsun diye söylüyorum. Faraza şeylerle cevap aramaya çalışılıyor. Faraza şeylerden çok bilgiyle konuşmak lazım. Şu an daha oluşmuş bir bilgi yok burada. Sadece oluşan bilgiyle buradaki yapılan istinadın çökmesinden başka oluşan bir bilgi yok. Onun da tekraren sıkıntı yaşanmasın diye başlayan sağlamlaştırma faaliyeti var. Bu kadar daha şey olan, bilgi ve belge olan teknik kısım bu. Bundan ötesi sadece yorum. Yorumluk şu an işimiz yok Sayın Vekili. Yoruma gerek de yok. Cumartesi, pazar, en kötü pazartesi bütün binalar gezilmiş olduktan sonra ondan sonra binalarda problem olup olmadığını konuşmuş. Oradaki binalar bodrumsuz çoğu. Ya şu bir tanesi bodrumsuz. Diğerlerinde kimde kısmı, kiminde tam olarak şey. Şu yüksek olan da bodrumsuz maalesef. Vekilim bir de halka dinlemek lazım. Kolay gelsin.